Sağladığımıza bakalım bir. Var diyor. Yapabilir diyor. Eğer varsa yapabilir mi acaba? Bakalım. Elimizde işleyen var. Sıkıntıdır. Var olmadıkça yapabilir mi? Var olduğu için mi? Bakalım şimdi. Elimizde birden fazla olasılık var. İşin gerçeği bu. Bu. Bu birbirine çok fazla benziyor. O yüzden Bursa ile Edirne arasındayım ben. Mantıklı. Okuyayım o zaman. Yani Numbers Nature'da Current Aerosols Exist. Bir sürü doğal olarak oluşmuş. Aerosol mevcutmuş. The most common form of aerosol is the pressurized spray can. En meşhur zıtlık. Bir sürü varsa da en meşhur. Zor ama klasik, tamam. Şimdi ben anlatayım. Bakın bu çokluktan azlığa daralıyor. Daralma. Genel versus dar. Yani bir sürü varmış. Ama the most familiar, en bilindik olanı. Okay? Yani bir sürü arkadaşım var ama ben en çok Mahmut'u seviyorum gibi düşün. Bu meşhur bir zıtlığımız. Bu da olduğu anlamında why kullanmış. Tamam? Bizim için. Zaten hatırlayın, metin present akarken present yapıyor. If'ler, when'ler, since'ler birbirine çok fazla benzer demiştim. Yani nasıl mesela ben seni seviyorsam sen de beni seversin. Ben seni seviyorsam sen beni seversin. Ben seni sevdiğim için sen beni seversin. Aynı cümlelerle üç tane ayrı ve doğru manalı cümle yaptık. Çünkü if giller, when giller ve because giller aynı anlama geliyordu metin present. Ama burada daraltma var. Güzel de soru olmuş. Yani bunu kaçırmış olma ihtimaliniz var. Fakat herhalde soruyu görünce fark etmişsiniz. Bir sürü artı daraltma. Benzeri pek çok soruyla karşılaştık. Bakalım ne var elde? Virgül var. Muhtemelen uzun da verezdir. Virgül uzun verez. Bu hileyi diyorsunuz değil mi? Tamam. Tamam. Mantarla artları karşılaştırmıştır. Hala verez gözüküyor. Okay, bir bakalım. Mantar etkiliymiş suyu emerken ama fotosentez yapamıyormuş. Öte taraftan ağaçlar fotosentetik pigmentler taşıyormuş ve bu yüzden de güneş ışınlarını karbondioksite dönüştürebiliyor ve glikoza suyu falan filan yani dönüştürebiliyormuş. Tamam, güzel. Vay Verez. Vay Verez hatırlıyorsunuz. İki ayrı varlıktan bahseder. İkisinin farklı olduğunu söyler. Biri fotosentez yapamıyor. Öteki yapabiliyor. Okay. Espri bu yani. Just as yine iki ayrı varlığı karşılaştırır fakat benzer olduğunu söyler tersine. As if biliyorsunuz mış gibi looks in appear behavior gibi sonra çok sık görüyoruz. Antilere kadar nedir? Olup olmadığını anlamına gelmek zorunda. Virgülden sonra yazılmışsa elimizde de şey yok. Niye beğendim ya? Her gün tekili nasıl bir çoğulu? Sıkıntı olabilir. Peki çoğu inşallah Hüseyin hata yapmamıştır. Okey. 14'e bakayım. Çok önce ödül verildi. Okey. Bir yavul da yavansın. Bakalım. The Greeks first established the principle of simple for long before it was incorporated for ordinary falan. Okey. Şimdi şurada bir olumlu bir şey var. Görüyor musunuz? Çok güçlü bir şekilde bir şey kurmuşlar. Ne bu çok önceden buharlı motor diye bir şey kurmuşlar ama bunu kimseler ciddiye almamış oldu. Ta ki Avrupalılar bunu fark edecek kadar kimse ciddiye almadı, yoksa Grekler de bir buharlı motor kurmuşlar arkadaşlar. Firm establish kurmak, test etmek, kimsenin ciddiye almaması. İlişkisi kurulanmış. Okay. Bakalım neyim var elinde. Yani muhtemelen hızla bakıp alalım diyeceğim. Çünkü şıklarda in other words ve otherwise var. Biliyorsunuz otherwise, in other words şıklardaysa doğru cevap neresi farklı çıkıyor. Bu hileyi biliyor musunuz? Bilmiyorsanız öğrendiniz. Neyse bakalım. Current technology largely restricts us to characterizing the atmosphere of exoplanets that are Jupiter-like in size. Mevcut teknoloji şu anda büyük oranda bizi işte efendim Jüpiter gibi bir ebata sahip olan egzoplanetlerin atmosferini karakterize etmekle sınırlı. Yani ancak bunları görebiliyoruz. Ama teknolojileri ilerledikçe daha büyüklerini görebileceğiz falan. Tamam, küçükleri de göreceğiz. Şöyle bir
Minnak gireyim. Daha kolay böyle en basitinden. Ha, Jüpiter ebatında görüyor musunuz? Bu ne? Daha küçük dünya çapında. Jüpiter'e benzeyen, dünyaya benzeyen iki tane şey yani zıt. Tamam. Gibi yaklaşabilirdiniz. In short, özetle in other words başka bir deyişle for example, örneğin mesela otherwise aksi takdirde anlamında kullandığımız bağlaçlarımız. Oh, Zorpayıncı var. Bunu ne zamandır yapmıyorlardı. Okay. Bakayım umudur. Smartphones and laptop computers are among the items that have decreased in size while providing more options than ever before. Tamam. İşte akıllı telefonlar ve laptop bilgisayarlar gittikçe ebatı küçülen aletlerdendir. Gittikçe daha fazla bilgi sağlarken ebatları küçülmüştür. Tamam, iken arkadaşlar. Klasik anlamı while'ın biliyorsun. İken anlamı neredeyse hiç sormuyorlardı. Sormuşlar. While verb ing. While'dan sonra ortak özne söz konusu olduğu zaman ki bunu da öznesi smartphone değil mi? Biz çok rahat onu atıyoruz. Tabii ki ne yapıyorduk? While'ı verb ing ile devam ettiriyorduk. Ama bu while için çok yaygın da bir kalıptır. Çünkü while'ın zaten hatırlayın continuous'ta kullanılan yapısı meşhur. Burada da devreye girmiş aslında. 17. Aha, aynı sorudan bir daha mı gelmişiz? Bakalım. Güneş enerjisi bir enerjidir. Enerji dünyanın güneşin aldığı enerjidir ve faydalı işleri yapmak için kullanılabilir. Bir taraftan da mesela ha, okay. Tasks. Örnek demişiz. Çeşitli görevler demişiz. Mesela demişiz, değil mi? Klasiktir. Kolay olmuş. Because of the dolayı in case of olması durumunda kontratının aksine in comparison with ile kıyaslandığında anlamındaki abiler. Of. Tamam. Çok kolay fark ediliyormuş bu arkadaşlar. Niye? Ha, parlakmış. Canlı canlı renkleri varmış falan bir oldu. Bu renkler de zehirlerini bağırıyormuş. Tamam. Böyle flashy, parlak ve zehirlerini bağıran canlı renklerinden dolayı poison dart frogs, böyle zehirli kurbağalar kolaylıkla fark ediyormuş ormanda. Tamam. Similar to falan benzer. Eski kostümden aksine in need of falan muhtaç bir şekilde compared to ile kıyaslandığında anlamındaki tabirler. Zaten seçenekleri öyle bir seçmiş ki beni seçme, beni seçme demiş mecburen. Zaten Edirne'ye gitmişsinizdir inşallah. Iskalamalıysanız güzel. Geldik. Of. Sadece öyle değil aynı zamanda böyle. Bakayım. Vitamin E bir essential'dır. Kantor. Tamam. Demiş diyor lan. Aha da batosu olmadı. Aha da olmadı. Bakayım başka bir seçenek kalmıyor mu? Bakın şimdi gramatik olarak vitamin E demiş. Nedir demiş. İki tane nesne grubu kullanmış. Olacak mı bakacağım. Sadece genel sağlık için önemli bir malzeme değildir. İşte anti aging etkisi aynı zamanda ha kanseri yol açan zararlı hücreleri de counteract'tir. Ha tamam bakayım. O da güzel bir şey. Bismillah. Tamam. Okay. Aynı zamanda bunlara da karşı koyar. Okay. Hem doğrudan kendi sağlığa zarar, faydalıymış hem de kansere de mücadele ediyormuş. Natomi bakosu unutmayın. İki tane nesneyi birleştirdik. Gramatik olarak beklediğimiz bir hareketti. Ezden olması için ilk ezden sonra bir sıfat sarf maç menekli olacaktı. Kıyaslama yapılacaktı. The more iki tane cümlenin başına olacaktı. Burada zaten nesne konumunda olmaz. Rather zaten bitişik ve durur. Gerek falan gibi olur. İzden sonra non-clause gibi yapmak gerekirdi. Vitamine olup olmadığıdır zaten çok da düzgün olmuyormuş. Geldik 20'ye. Bir bölgedir. Bölge genelde verdir. Potansiyellerin daha büyük oldu. Tamam. Mekanmış. Sırf şu mekanlarla çıkartabilirdiniz ama şöyle bir bölgedir. Nasıl bir bölgedir abicim? Potansiyel buharlaşmanın ortalama yıllık yağıştan daha büyük olduğu bir yerdi. Yani burada durum böyledir. Bakın, burada bunun sağlamasını yapalım. Ki gerçekten bunun olup olmadığını anlayın. In this region. Farkındaysanız ben in koymadan region'ı bağlayamadım cümleye. Bu ne demek benim için? In which demek. In which de demek ver demek. Zaten that ile which eş anlamlı olacaktı. Ben ortada zaman yok.
Buz da zaten dı ile beraber kullanılmaz. Kuralları hatırlıyorsunuzdur. Bu da zaten yine yardımcı olmuş. Solda zaman yok. Which ile aynı virgül yoksa biliyorsunuz. That ile aynı. Solda yok. Sağda the olmamalı. Okay. Temel kuralları hatırlıyorsanız tadından yenmez. Adam size sınavı vermiş genç.